Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Kız burada. Kız burada ulan! Kız burada! Hop! Sakın! 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 Bana yanlış yaptın. Halis Korhan! Yanlış yaptın. Senin için kalıbının adımı demişlerdi ama... demek ki her söylenene inanmayacaksın. Değil mi? Götürün lan kızı. Ya bırak. Ya bırak kolumu. Ya bırak ya. Ya istemiyorum, bırak. Bırak. Bela utanmaz. Sen kimin evinden kimi götürüyorsun? Ecelin olurum senin. Latif. Halis. Çekil, nüket. Çekilmem. Burada bu kadar masum insan var. Birine bir şey olsa vicdan azabından kurtulamazsınız. Ben halledeceğim. Bırak. Ya bırak diyorum, bırak. Oğlum. Bırak. Size rica edin demedim. Alın götürün dedim. Bırak. Ya bırak kolumu, çekme dur. Ben Şehmuz'u uzaktan tanıyorum. Şimdi onlarla beraber gideceğim. Torununuz bana emanet. Merak etmeyin, haber vereceğim lütfen. Bırakın gitsin. Bitsin bu rezillik. Bırakın lan kızı! Pelin, sana çekil. Ferit! Dede, bak olmaz. Bu adam kızı zorla imam nikahıyla evlendirmiş. Evlendirmişsem ne olmuş ulan, ha? Şimdi çekirdek ailemi alıp ve evime gidiyorum. Bir derdi olan var mı? Çekil lan, çekil. Git ulan dayanıya. Bırak. Ferit. 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 Bırak! Aç Ferit Bey'i. Bırak! Ferit gel oğlum. Oğlum sakin ol ne olur. Bak babam bırakın gitsinler dedi. Lütfen oğlum ne olur sakin ol. Ya baba ne sakini, benim oğlumu götürüyorlar, ne sakini ya. Sen de benim oğlumsun oğlum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vurulmak mı istiyorsun? Tekrar öldürecek misin kendini? Başka oğlum? Zaman bulamadın mı sen benim kızımın düğününü basın lan ya? Lan oğlum ha? Kaç kişisiniz? Abi, bir adamı alamadınız. Çıkarın şu kızı. Adam orada lan. Kes lan sesini. Ferit, oğlum atsanıza şöyle bir şuradan, ne biçim insansınız lan siz? Şehmuz, Şehmuz yeter, tamam bağırma. Karışma sen bana, delirtme beni. Ferit, ya Ferit, ben tamam. De. Ferit, Ferit bizi yedin bitirdin, yiyeceğim seni Ferit, içinde sen de. Yürü lan, çekil önünden.
sakin ol, tamam mı? Bir dur. Pelin, iyi misin? Pelin, iyi misin? Pelin, oğlum tamam. Allah aşkına. Ferit, karının yanına git. Ferit, ya bir kere güven bana ya. Bir kere güven. Karının yanına git Ferit. Kız doğuruyor. Lan şu Ferit'i abidirim abidirim seni buradan alın lan. Hey yeter be. Bağırma artık. Ben de gidiyorum onlarla merak etme. Bana güveneceksin. Pelin'in annesi benim arkadaşım. Karnında taşıdığı Halis Korhan'ın varisi. Sence ben o bebeğe bir şey olmasına izin verir miyim? Şimdi düşemezsin. Zamanı değil. Seyran. Zamanı değil. Seyran kızım. Çok seviyorum. Hep sev beni. Ölene kadar. Ölene kadar sadece seni seveceğim seni.
bitene kadar. Hep benim ol Ferit. Sadece benim. Hiç bırakma beni. Hep senin olacağım. Hep. Asla Zehra'm. Bak. Asla bırakmayacağım seni. Asla bırakmayacağım seni. Allah'ım dedim. Ferit'ten bir çocuğum olsun. Hem de bir oğlum olsun. Çok istiyorum diye dua ettim. Bu golyeyi eş sakla. Öyle olur olmaz yerlerde takma. Ne zaman ki başın sıkışır, böyle içinden çıkamayacağın durumlar olur. O vakit Halisa'nın göreceği şekilde takarsın. Suna, iyi misin? Dokunma bana. Ne oldu? Nikah iptal olunca mı aklına geldi? Suna gel, içeriye geçelim. Burada olmaz böyle. Sen arabayı hazırla. Tamam. Seren burada durmaz artık. Dağa çıksa karşısına yıkar geçer. Bizim eve götür. Ben başımın çaresine bakarım. Suna. Suna. Suna öyle mi? Hanıma ne oldu? Ha? Hanıma ne oldu? Yüreğinin gereğini yapmadın, işinin gereğini yap. Bir şey istedim senden.
Seyra. Seyra kızım bak bizden başka kimse yok. Ne olur aç kapıyı. Seyran. Kızım bak korkutma bizi. Aç şu kapıyı kızım. Aç ne olur hadi. Seyrancığım iyi olduğunu bilelim yeter. Hadi lütfen. Seyran. Açmıyor kapıyı. Anne. Esma Hanım hadi gelin bizi açsaydı. Açardı kapıyı aşağıda bekleyelim hadi. Hadi gelin. Seyran. Seyran. Seyran aç şu kapıyı yalvarırım aç ya. Seyran. Seyran açar mısın şu kapıyı? Seyran. Seyran aç ne olur korkuyorum. Seyran. Seyran. Korkma. Bu sefer metresinin arasına girmeyeceğim. Çekil önümden. Dur konuşacağız. Çekil önümden. Hayır. Seyran hayır bırakmayacağım. Çekil. Ne olur. Sana kendimi anlatacağım. Anlatmama izin ver. Ne olur. Anlat. Anlat gel. Gel anlat ne anlatacaksın. Ha? Sen gözlerimin içine baka baka bana daha ne yalanlar söyleyeceksin. Gel buyur anlat. Kusura bakma biraz dağıttım odayı. Olsun. Siz tekrardan dekore edersiniz. Sanırım artık 3 kişiymişsiniz. Hayırlı olsun. Tebrikler. Bak. Bak şurayı görüyor musun? Oraya da bir tane beşik koyarsınız. Ama... Hayır. Öyle bir şey olmayacak Seyran tamam mı? Bak yanlış düşünüyorsun. Yok böyle bir şey. Sana tek bir soru soracağım. Tek bir soru. Ne zamandır biliyordun? Cevap ver. Seyran. Cevap ver. Cevap ver. Konuşsana. Ne zamandır biliyordun? Biliyordun değil mi? Biliyordun. Hayır. Evlendiğimizde, Marmaris'te. Biliyordum. Konuşuyordunuz. Hayır. Benimle şu yatakta çocuk yapma hayalleri kurarken bile. Biliyordun değil mi? Hayır.
Yemin ederim bilmiyordum Seyran. Yemin ederim bilmiyordum ya. Ne zamandır konuşuyorsunuz siz Pelinciğin'le? Seyran. Cevap ver Ferit. Seyran. Cevap ver. Cevap ver. Konuş. Cevap ver. Yeni yemin ederim sana Seyran. Birkaç gün oldu sana yemin ederim ya. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki bana? Hı? Çocuk doğunca mı? Seyran. Bak sana yemin ederim. Bak dinle beni. Bak beni dinle ne olur sana yemin ederim söyleyecektim söyleyemedim Seyran. Korktum ya. Ya yemin ederim korktum. Seni kaybetmekten korktum Seyran. Bir anda çıktı karşıma ne yapacağımı bilemedim. Sen de kolundan tutup buraya mı getirdin? Hayır. Ha? Hem de ikinci defa. Üstelik bunun benim için ne demek olduğunu bile bile. Üstelik karnında senin çocuğunla Seyran. Rezilsiniz. Rezilsiniz. Hepiniz. Rezil! Reziller! Reziller! Hepiniz rezilsiniz! Şşş, hepiniz! Dur! Bırak! Dur! Tamam dur bak ne olur ya! Dinle beni! Beni dinle! Beni dinle ne olur bak bana hak vereceksin ne olur beni dinle Seyran! Yalvarırım sana ya! Ne olur Seyran beni böyle bırakıp gidemezsin ya! Bize yapamazsın bunu ne olur! Sen bizde bir şey bırakmamışsın ki. Biz hiç olmamışız ki. Hayır, hayır gidemezsin. Gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Hayır. Seyran. Hayır, dur. Bırak. Ferit bırak. 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 Allah belanı versin seni. Bak istediği kadar vur bana. İstediği kadar Seyran. Ne olur. Senin Allah belanı versin. Bırak. Bırak git. Git. Git çocuğuna git. Git annesine git. Git. Seyran. Bak sen gidersen biterim ben. Ne olur yalvarırım. Dur. Bırak. Git. Bırak. Git. Git. Çocuk. Çocuğuna git, annesine git anne. Niye gitmiyorsun? Bıraksana beni. Bıraksana, niye gitmiyorsun? Ya arkadaş çekildim sen niye benim önümde duruyorsun? Ya Kasım dur olmaz bu sinirle Halis Ağa'nın yanına çıkılmaz. Ne zaman çıkılıcı ya ne zaman çıkılıcı daha ne olmasını isteyeyim ne zaman çıkılıcı ha? Kazım Bey sakin olun yeteri kadar rezillik yaşandı zaten. İfakat, ifakat, yılan, yılan ifakat. Bunların hepsinde senin parmağın var bileyim. Hepinizin parmağı var hepinizin parmağını kıracağım. Topunuzun topunu patlatacağım sen hiç merak etme. İstediğinize inanın.
Hiç sizi ikna edemeyeceğim şu anda. Terbiyesiz. Terbiyesiz bir aile nasıl konuşulduğunu görmüyor. Allah Allah, bak bunların hepsi senin yüzünden ya. Çekil. Ağam odasında mı? Orhan Baba ile Latif Bey yanında. İfakat, bana bir şey söyle, duydukların doğru mu? Müjde, babaanne oluyorsun. Gene o, gene o deliğine mi girdi? Ha? Nerede o? Terbiyesiz. Aa, yok öyle fare gibi saklanma, konuşucuk. Şimdi sırası değil Kazım. Kazım değil, Kazım değil, Kazım A. Hepinize, hepinize tek tek kafanıza vura vura öğreteceğim bunu. Kazım A, Orhan. Sen benim dengim değilsin. Ben seni tanısam günahımı bile vermem, anladın mı? Ben kızlarımı Halis Korhan'ın namına verdim. Lafım onadır. Bırakın ne söyleyecekse söylesin. Söyleyeceğim, söyleyeceğim tabii. Sen de o kulaklarını açıp beni iyice dinleyeceksin. Sen bizi salak yerine koyun he. Salak yerine koyup o velen zinayı bizden gizleyeceksin. Sonra o seyranı boşatıp o kızı alacağın adamla anlaşıp değil mi? Ben sizin ne mal olduğunuzu bilmeyeyim mi? Benimle doğru konuş Kazım. Nasıl istersem öyle konuşurum. Sağ mı sorucum? Sen daha evine, ailene lafını geçiremeyin. Aa, bunlar yuları kopmuş eşek gibi de pişirler bu evde. Senin ne ağalığın kalmış, ne de Halis Korhanlığın kalmış. Benim için de yok hükmündesin. Benim dediklerimi yaparsın ya, ya da... Ya da ne? Ne yapabilirsin? Senin başını ezmediysem, ölmüş babanın mezardaki abilerinin hatırınadır. Şu çatı altında barınmana müsaade ettiysem, halanın hatırınadır, torunumun hatırınadır. Ama bu söylediklerinde bende ne hatır bıraktı ne de sabır. Şu dakika seni ve kızları kapının önüne koysam elinden ne gelir? Sen kimsin? Korkak, soysuz, asalak biri olmaktan başka nesin sen? Sen koskoca Halis Korhan'a ne yapabilirsin köpek? Sana ne yapacağımı demeden önce, önce senin ne yapacağını söyleyeceğim. Bak, o veled-i zinadan kurtulacağım bu bir. Kaya'yla Sunan'ın yarım kalmış nikahını kıyacağım bu da iki. Eğer ben ağaysam, Kazım ağaysam, benim bu dediklerimi etmezsen, senin bu evi başına yararım. Kazım! Oh. Hala, hala. Yetmedi mi kırıp döktünüz? Hala? Yetmedi mi hala? Hala, tamam, tamam, hala, hala, hala. Ne oldu, ne oldu sana ha? Ne oluyor? Hala, ne oluyor? Ay, işim kalmadı, artık işim kalmadı. Allah aşkına sus Kazım, sus, sus, sus. Allah aşkına sus. İyi misin? Hala. Götürme. Tamam. Ben diyeceğimi dedim onlara, sen merak etme. Tamam, mi? Tutun bana hala. Koy gel. Verme kendini, gel. Gel hele, gel. Gel, gel, gel. Gel hele, gel. Evet. Bırak artık. Hayır. Hayır, bırakmayacağım. Ferit halamın sesini duydum, bırak. Bırakmayacağım Seyran, bırakmayacağım. Gitmem lazım artık, bırak. Hayır. Bırak, bırak, bırak. Seyran, Seyran dur, dur, dur. Dur. Dedem, dedem. Dedem her şeyi biliyor Seyran. Benim suçsuz olduğumu biliyor. Ben de anlatacaktım sana her şeyi. Gidelim, o sana anlatsın her şeyi, olur mu Seyran? Biliyordu tabii. Deden de biliyordu tabii. Başka kim biliyordu peki Ferit? Benden başka kimler biliyordu? Kimse.
kimse bilmiyor Seyran. Sadece dedem biliyor. Bak, o sana bütün gerçekleri anlatsın Seyran. Tamam mı? Dedem yalan söylemez zaten, biliyorsun. Hadi gidelim. Benim de deden anlatacaklarım var. Seyran. Nerede o kazım bitti? Orhan bağırma. Tamam. Ya ağam sakinleşmedi. Ya görmüyor musun içeride neler yaptığını ya? O dua etsin babama ve Hattuç Hanım'a. Artık bana Ferit'in olduğunu anlatır mı? Ben de bilmiyorum. Ferit nerede? Odadalar Seyran'la. Seyran. Seyrancığım bir konuşabilir miyiz seninle? Seyran bir durur Ferit, musun? Ferit neden çok sinirli? Lütfen abi. Lütfen sen içeri gelsen daha güzel. Halisa! Öyle giremezsin. Halisa! Abi sakin olun, ben hallediyorum. Bırak gelsin içeri. Halisa! Belli ki kalıcı değil. Ne diyecekse desin. Sonra da defolup gitsin. Halisa. Ağam, engel olmaya çalıştım. Hayırlı olsun. Sonunda istediğiniz toruna kavuşmuşsunuz. Bana bu odada kaç kez dürüstlükten, ahlaktan bahsettiniz. Ailenin önemini anlattınız. Güya kapı gibi arkamda duracaktınız. Güya. Bu mu sizin ahlak anlayışınız? Bu mudur sizin değer yargılarınız? Bana bak çocuk. Babanın rezilliklerine sabrettim. Sakın sen de şansını zorlama. Sakın beni sınamaya kalkma. Siz bana daha ne yapacaksınız Halisa? Beni odalara hapsettiniz. Ferit'ten boşanmam için eşkıya gibi yaka paça beni evden çıkartıp buraya getirdiniz bana zorla. Zorla bana evrak imzalattınız. Babamın beni bir başkasına satmasına göz yumdunuz siz. Siz bunların hepsini yaptınız zaten. Siz bana daha ne yapacaksınız? Bu odaya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Ay. Nasıl da heyecanlanmıştım. Nasıl da çekinmiştim sizden. Aklımın bir köşesinde halamın sizin için söylediği şeyler vardı. Demişti ki, bak kızım, eğer başın sıkışırsa, İçinden çıkamayacağım bir hal olursa bu gerdanlığı Halisa Hanım'ın görebileceği şekilde tak demişti bana. O sana sahip çıkar demişti. Beni size emanet etmişti. Size. Ama ben istemiyorum artık emanet falan olmak. Başkalarının benim için çizdiği hayatı ben yaşamayacağım. Ne adınız korkutuyor beni artık. Ne de soyadınız.
Sizin büyüklüğünüz de ağalığınız da şahsi çıkarlarınız kadarmış. Yoksa bu kadar ahlaktan bahsedip de çatınız altında yaşanan ahlaksızlıklara susup oturmazdınız siz. Kes sesini terbiyesiz. Yaşadığın hiçbir şey bu yaptığına mazeret değil. Değil mi? Sizin için bu olanlar gayet normal. Gayet basit şeyler İfakat Hanım. Değil mi? Neticede ölmüş kocanızın kardeşine metreslik yapan sizsiniz. Bir başkası değil. Amin. İnanma Allah aşkına, inanma. İfakat. Rezil. İnanma. Kes sesini. İfakat. Beni sevmiyor olabilirsiniz. Size boyun eğmedim diye beni saygısız da bulabilirsiniz. Ama doğruları söylediğimi göremeyecek kadar da kör değilsiniz Halis'a. Gerçi bilemiyorum. Belki de gördüğünüz görmemezlikten geldiniz. Altı bomboş değer yargılarınız mı? Yoksa bu evde olanlar mı daha iğrenç? Ben anlamıyorum çünkü. Seyran. Demek bunları da işitecekti kulaklarıma. Baba iyi misiniz? Defolun karşımdan. Gözüm görmesin hiçbirinizi. Edep yoksunu mahlukatlar. Rezil kepaze ettiniz beni. Defolun. Defolun. Bak ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Bir yere gidemezsin. Alma montunu filan. Seyran. Gidemezsin ya. Seyran. Dur. Ne oluyor ya? Hayırdır, kim nereye gidiyor? Ha? Çekil baba. Gözler kızı. Gülüm. Saçmalama lütfen ya. Senin sinirlerin bozulmuş. Ya, haklısın, haklısın. Merak etme. Ben hepsinin icabına bakacağım. Hadi gel. Seninle içeride bir odada konuşak gerek. Hadi. Geleyim de yine kimsenin görmediği yerlerde dayak at bana, değil mi? Döv beni. Ne? Sen ne diyorsun kızım ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne dövmesi? Yok.
İçeride bir konuşacağız seninle, gel. Ben bilirim senin konuşmalarını. Burada konuşalım baba. Hadi. Hadi burada konuşalım. Çıkar şu kemerini. Çıkar. Vur sırtıma hadi. Ya da boğazla yine beni. Yasla şu duvara hadi. Hadi baba hadi. Lan lan lan. Lan ben seni var ya. Sus sus bırak karışma. Bırak bırak döksün içini karışma. Kızım. Ne diyorsun ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bak gerçek sanıcılar onu ha. Ne oldu Kazım'a? Ne oldu? Yapamıyor musun herkesin içinde? Hı? Niye vurmuyorsun bana? Vur. Vur. Vursana. Hadi. Herkesin içinde vur bana. Hadi. Senin sinirin bana değil. Ben bileyim senin sinirin bana değer. Ben kim olduğunu bileyim kızım. Ya beni bir kere dinleseydin. Ben seni çok dinledim. Ben seni çok dinledim baba. Zorla da olsa, vura vura da olsa sen yıllarca bana sözünü dinlettin zaten. Bu durumlar benim bu halimin tek sorumlu sensin. Sana karşı gelemediğim için ben bu haldeyim. Ama bitti. Bitti. Sustuklarım, konuştuklarım çoktan geçti. Bir daha bana o elini kaldırmayacaksın. Eğer kaldırırsan asla susup oturmayacağım. Utanmayacağım haykırmaktan. Duydun mu beni? Hadi geç şimdi karşıma. Hadi bir engel ol bakayım benim gitmeme. Hadi. Ferit, oğlum, sakın bunlara inanma lan. Bu bileyin delilenince neler dediğini bilmiyor oğlum. Lan oğlum deme lan bana. Oğlum deme bana. Lan sen benim karıma. Nasıl vuruyorsun lan? Ferit. Nasıl? Ferit. Ne sanıyordun sen Ferit? Ha? Ben neden sana babamlarla yaşamak istemiyorum dedim. Neden babam buraya gelmesin dedim. Ne sanıyordun sen ya? Ha? Sen metresinin derdine düşmüşken ben burada sırf sen üzülme diye ben iyiyim Ferit, bir şeyim yok demekten başka hiçbir şey demedim. Ama ben bu evde hiç iyi olmadım Ferit. Seyran. Çekil şimdi. Ferit tamam. Ben de. Burası ben de. Sen Seyran'ın yanına git hadi. Ben de. Kazım Bey. Eğer bir şey yaparsanız polis çağırırım. Seyran. Abidin'le konuştum. Tamam mı? Seni bizim rezidansa götürsün dedim ama bence sen şimdilik bir otelde kal bu gece. Sonrasını düşünürüz. Tamam mı ablacığım? Kızım. Anne. Ne olur bana kal deme. Gitme deme anne. Demem. Demem. Demeyeceğim kızım. Git. Git benim güzel gözüm. Ben gidemedim.
Sen git. Seyran. Ferit seni anlayacak halde değil şu an, ısrar etme. Tamam mı? Bak ben kardeşimi tanıyorum Ferit. Seyran. Bir dur, sakin. Gördüklerini bir sindirsin. Sakinleşsin, tamam? Yine konuşursunuz ama böyle olmaz. Tamam abi. Yok. Ferit. Seyran. Oğlum. Yalvarırım, affet beni Seyran. Yalvarırım, affet. Ne olur, yalvarırım sana. Gitme buradan. Nereye gideceksen ben de seninle geleyim Seyran. Ne olur. Ferit, sen beni anlamıyorsun. Ben buradan gitmiyorum ki. Ben senden gidiyorum. Gerçekten sen mi yaptın? Yemin ederim, tek başıma. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini, koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unutabilirsen. Ben seni yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Uzak benden aşk, uzak.
Nerede lan o Kazım? Kazım! Sakin ol Ferit, tamam. O Hattuş Hanım'la beraber Suna odasında annesiyle. Sakin. Tamam, ben kontrol ediyorum. Sen kimsin oğlum? Sana mı kaldı lan onları kontrol etmek? Ferit Bey'im. Ferit Bey'im. Ağam senin odasında bekliyor hemen. İnan bana bu sefer aynı taraftayız. Hadi sonra görürsün hesabını. Ferit! Ağam zaten zor bir gece geçiriyor. Bekletme, hadi. Gel. Bugün türlü rezillikler gördü gözlerim. Sağır olsaydım dediğim şeyleri işitti kulaklarım. Ama hepsini bir kenara bıraktım. Yarın hepsiyle teker teker ilgileneceğim. Ama şimdi seninle dede torun erkek erkeği konuşmak niyetindeyim. Dinliyorum dede. Ne düşündün o kızı alıp buraya gelirken? Bana niye haber vermedin? Dede ben Pelin'i yurt dışına kaçıracaktım. Onun o şerefsiz dayısı var ya, o şerefsiz dayısı kıza imam nikahı kıymış. Ne yapsaydım ben dede? Ne yapsaydım? Bekleseydim de benim çocuğum bir başkasına mı baba deseydi? Bunu mu isterdim benden? Senin istediğin oldu da ne oldu peki? Bütün rezilliğimiz ortaya saçıldı. Dede ben anlamıyorum seni ya. Ya sen nasıl göz yumdun buna dede? Az önce ya burada benim oğlumu o herif alıp götürdü dede. Alıp götürdü ve sen buna göz yumdun dede. Sen buna engel olabilirdin. Niye engel olmadın? Ne için? Ne uğruna? Sen henüz ne istediğini bilmezken benim ne yapmamı bekliyorsun? Tekrar rezil olmam mı? Bak dede, ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Seyran'dan da oğlumdan da asla vazgeçmeyeceğim dede. Asla. Oğluma hak ettiği gibi soy ismini vereceğim. Anladın mı beni dede? Soyadını verince babalık görevini yapmış mı olacaksın? Ona güzel bir hayat verebilecek misin? Annesiyle babasıyla birlikte mutlu mesut yaşamasını sağlayabilecek misin? Deneyeceğim. Dede. Deneyeceğim. Elimden her ne geliyorsa yapacağım dede. Biliyorsun sen beni tanımıyor musun dede? Yapacağım. Yetmez. Yetmiyor Ferit. Bak nüket alanla bana. Bunun ağırlığını sen kaldıramazsın. Onun altında izlersin sen.
oğlunu annesinden ayırırsan, başkası oğluna annelik edebilir mi? Ayırmazsan, sen başkasıyla olabilecek misin? Hiç aklına gelmeyecek mi o çocuğun ilk adımları, ilk hecesi, ilk neşesi? De ben ne yapacağım? Ben kaldım, kapalı kısıldım böyle, ne olur. Ne olur bir şey de bana dede. Ne olur. Şehmaz, bugünün hesabını verecek olsa da haklı. O çocuk bir soyadıyla beraber doğmalı. Dede. Senin soyadınla. Seyran seçimini yapmışken bitireceksin bu evliliği. Yaptıklarının sorumluluğunu alma vaktin geldi. Bir erkek gibi davranacaksın. Seyran'dan ayrılıp Pelin'le evleneceksin. Hayır. Hayır dede, bak bunu benden yine isteme. Dede. Seyran'ı unutacaksın. O senin çocuğunu istemedi. Hiçbir zaman da istemeyecek. O kızı hayatından çıkaracaksın. Hiç olmamış gibi. Hiç hayatına girmemiş gibi. Arkanda bırakacaksın. Hayır! Hayır dede! Hayır dede! Bak! Hayır dede! Ben bunu yapmayacağım. Ben istemedim bunu dede! Ben istemedim. Sen istedin bunu. Sen! Beni sen gönderdin Altepe dede. Sen! Beni sen zorla, bana fikrimi sormadan beni evlendirdin dede. Bana fikrimi sormadın ya. Zorla! Ya ben bunlar yaşanmamış gibi, bunlar hiç olmamış gibi davranamam dede. Davranamam ya, sen de davranma dede, ne olur davranma ya. Ya bir kere ya, bir kere dede, bir kere hatanı kabul et ya, ne olur. Ben Ferit, ben yanlış yaptım be. Bir kere de ki Ferit, ben bu konuda yanlış yaptım be. Dede. 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 Sen de çok iyi biliyorsun dede. Çok iyi biliyorsun. Hatalısın dede.
hatalısın ya sen. Sen yanlış yaptın dede, yanlış yaptın. O yüzden bunu sen başka şekilde halletmek zorundasın dede. Halletmek zorundasın. Tüm bu olanların suçunu benim üstüme akıtamazsın dede. Ben yapmadım ya. Ben yapmadım. Dede bak ben tüm bu olanların suçlusu değilim. Anladın mı? Ben değilim, sadece ben suçlu değilim dede. Seyran da değil. Seyran hiç değil. Hatta bu evdeki yanlışı olmayan, hatası olmayan tek kişi. Biziz dede. Biziz ya. Benimle Seyran'ın arasındaki bağ, arasındaki sevgi bu kadar. Başka hiçbir şey değil, bu kadar. Bak. Dede bak. Ne olursa olsun. Sen bana ne dersen dede de. Ne dersen de. Ben Seyran'dan asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Onu asla bırakmayacağım dedi. Asla. Sen ne yaparsan yap. Ne dersen de. Asla. Seyran'ı unutacaksın. O senin çocuğunu istemedi. Hiçbir zaman da istemeyecek. O kızı hayatından çıkaracaksın. Hiç olmamış gibi, hiç hayatına girmemiş gibi arkanda bırakacaksın. Ah! 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 Ah!
Hepsi senin suçun. Ne? Senin yüzünden böyle oldular. Sen ne diyorsun? Çocuklar. Senin yüzünden şımardılar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç cezalandırmadan hep ödüllendirdin. Hep ödüllendirdin. Sen şımarttın onları. Özellikle Ferit'in bu kadar sorumsuz olmasının tek sebebi sensin. Niye? Ayak bağı olmasınlar. Huzurun kaçmasın diye. Sen çocuklarına annelik yapamadın Gülkün. Sen mi diyorsun bunu? Sen ne yaptın peki? Hı? Ne yaptın? Koruyabilir mi çocuklarını? Senin yapabildiğin tek şey babanın emirlerine uymak. Sen babana karşı gelebilseydin. Ferit küçük yaşta evlenmek zorunda kalmayacaktı. Bu konuyu hiç açma Gülgün. Neden? Sen kaybedersin. En başından. İfakat'in uygun gördüğü Sunay'la Ferit evlenseydi bunların hiçbiri olmazdı. Ama oğlun vitrinden oyuncak seçer gibi ben Seyran'ı istiyorum dedi ve sen hiç itiraz etmedin. Hemen boyun eğdin. Niye Gülgün? Gelinini ifakat seçmesin diye mi? Vallahi ben o gün hiç şikayet ettiğini duymadım. Tamam ben oğlumun gönlü olsun istedim. Sen ne yaptın? Pazarlık. Alan razı veren razı. Ben mi oldum şimdi yani? Hiç kimsenin razı olduğu yok Gülgün. Hiç kimsenin razı olduğu yok. O gün Sunan'ın kalbi nasıl kırıldı kim bilir. Seyran zaten hiçbir şeyi anlamadı. Biz adımızla ezdik onları o gün. Biz o aileyi o gece çok üzdük Gülgün, görmüyor musun? O aileyi nasıl darma duman ettik, farkında değil misin? Neden? Neden? Sırf Ferit bunu değil onu istiyorum dedi diye. Ne yaptıysam oğlumu mutluluğu için yaptım. Oğlunu mutluluğu içinmiş. Oğlunu. Sen her şeyi İfakat'in dediği olmasın diye yaptın. Sen her şeyi bir kenarda duruyormuş gibi gözükmemek için yaptın. Sen her şeyi sanki senin lafının bir anlamı varmış gibi gözüksün diye yaptın. Ve o küçük hırsın, o kötü niyetin bak bizi nerelere getirdi. Karşı gelseydin o zaman. Karşı gelseydin, bir varlık gösterseydin mesela, bir baba olarak, bir erkek olarak. Ha? Ama sen ne o gün, ne başka gün. Ne bana koca olabildin, ne çocuklarına baba olabildin. Oğlumuzu toprağa verdik. Öteki ölümden döndü. Sen koruyabildin mi? Koruyabildin mi? Koruyabildin mi? Eğer Fuat'ı Ferit'in arkasından gizlice göndermeseydin oğlum yaşıyor olurdu Gülgün. Defol! Defol! İfakat'inin yanına defol! Defol! Artık ofisteki kırıklarına mı gidersin? Defol! Thank you.
Ya ben sizin eve doğru gidiyorum ama Suna Hanım öyle söyledi bana. Yok Abidin abi. Benim gidebileceğim bir evim yok. Ya ne yapayım peki, bir otele falan mı gideyim? Ne istersin? Ferit'e söyleyecek misin yerimi? Seyran sakinleşince ikinizin de bir konuşması lazım bence. O zaman nereye gittiğimizin de bir önemi yok. Otel olur Abidin abi. Tamam. Yalnız bir su alabilir miyiz ya? Bir yerden kendimi iyi hissetmiyorum çünkü. Tamam. Olur. Olur, şu petrolden alayım hemen. Başka bir şey ister misin? Yok sağ ol. Tamam. Abi ne yaptınız? Ne yaptın Seyran, biraz sakinleşti mi? Eve mi gittiniz? Ferit. Ne Ferit lan? Oğlum ne Ferit lan? Bir şey mi oldu Seyran'a? Seyran gitmiş. Benden su almamı istedi, bir benzinliğe saptım. Çok az ayrıldım yanından. Gerçekten bak, döndüğümde gitmişti Ferit. Lan oğlum nereye gitmiş lan? Lan sen manyak mısın abi? Sen kafayı mı yedin lan? Neredesin sen? Abi neredesin? Senin yapacağın iş... Ya hayır, gerçekten inanamıyorum ya. Ferit hala aramadı. Ya Pelin, ne bekliyordun? Onca kavga gürültü kıyametin üstüne Ferit bir de seni mi düşünecekti? İnsan hiç değilse çocuğunu merak eder. Ay ya, ben Halis'e haber verdim. İyiler, merak etmeyin dedim. Belki söylemiştir Ferit'e. Ya Nükhet teyze, sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya hakikaten Nükhet, ya sen kimin tarafındasın? Aa, laflara bak. Ya ana kız, siz elimi ayağımı öpeceğiniz yerde bana trip mi atıyorsunuz? Ya bana ne yararı oldu bütün bunların? İçim şişti. Ana kız, sizin bu salaklığınızdan içim şişti. Biz Korhanlar Yalısı'na bombayı bıraktık. Orada olan herkes tüm olanlara şahit oldu. Yani Korhanlar benim anama yaptıkları gibi seni gölgelerde yaşatmaya mahkum edemez. Benim gördüğüm Seyran da asla ama asla bu yalanı tahammül edemez. Yani Ferit'e geri dönmez. Anladın mı şimdi ben ne yapmışım? Helal olsun sana be. Vallahi delikanlı kadınsın. Tek başına bu kıza sahip çıktın. Ne sandın? 3 tane kadın bir kıza sahip çıkamadılar. Sen tek başına... Bu kıza sahip çıktın. Gerçekten helal olsun. Ya sen nasıl evden kaçarsın? Utanmıyor musun ya? Dayı. Ne dayı ya? Bak bana dayı falan deme. Sus. Tamam mı? Senin konuşmaya hakkın yok. Bir daha benden habersiz bu evden dışarı... Şehmuz, ama Şehmuz lütfen bana söz verdin. Bak bu kız can taşıyor. Yazık, bağırma ona. Bağırmıyorum. Benim ses tonum böyle. Ben senin ses tonunu çok iyi biliyorum. Lütfen. Ya bak, beni sinirlendiriyorlar. Yoksa ben gayet sakin bir insanım. Yani sen de bilirsin. Evet, sakinsin. Hep de sakin ol. Hadi mesela
Çağır şu adamını, üç kere boş ol, boş ol, boş ol desin. Ha? Hatırım için, lütfen. Bak sonrasında da Halis Korhan kendi elleriyle Ferit'i boşayıp Pelin'le evlendirmezse ben de ne olayım? Şeyh Muz, ya hem senin adın temizlenecek hem de Pelin mutlu olacak, daha ne ya? Peki, karısı vazgeçip kocasına tekrar barışırsa sonu ne olacak bu işin? Ya sen sonrasını Halis'e bıraksana. Yeter ki şu evlilik işini resmiyete dökme. Tamam, varsayalım ki öyle yaptık. Ama benim bir şartım var. Halis buraya, bu eve gelecek. Usulünce kızı benden isteyecek. Şehmuz, lütfen dedim, lütfen ya. Ya Allah Allah, bak seni dinledim. Bunları cezalandırmadım. Olayı büyütmedim, başımıza gelmeyen kalmadı. Şartım şart. Halis Korhan buraya ayağıma gelecek. Pelin'i buradan, benden isteyecek. Son lafım bu. Bu kadar. Net. Lan abi, sen Seyran'ın gitmesine nasıl izin verirsin ya? Ferit, dedim ya, bir anda oldu. Lan oğlum, bunun bir andası mı var? Beni delirtme abi ya. Ben sana güvendim. O yüzden kızın gitmesine göz yumdum abi, sakinleşsin diye. Ferit, tamam, özür dilerim. Ya abi ne özrü ya? Başlatma şimdi özrünü. Nerede Seyran? Seyran nerede? Bilmiyorum, kameralara baktım. Ferit yolu görmüyor. Görmüyor, bu tarafa doğru bir yere gitmiş. Ya sokağın birine girmiş ya bir şey yapmış. Gidip baksaydın o zaman. Baktım. Sokağın. Lan ne baktın? Niye burada koşturuyorsun? Ya baktım, yok. Ya kafayı yiyeceğim ya. Lan kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bu kızın İstanbul'da ne bir tanıdığı var ne bir arkadaşı var ya. Ya başına bir şey gelirse? Ya yok, bir kötü düşünme Allah aşkına ya. Bir sakinleşsin, arar. En kötü annesini arar. Ne bileyim, bir otele gitmiştir, bir şey olmuştur Ferit. Sen hiç tanıyamamışsın Seyran'ı. Saçları gönlümün yatağına uyandırma. Sabah olsun ben giderim, sen kal rüyamda. Aramak o kadar kolay mı sandın? Aşktır artık. Ah, gitmek o kadar kolay mı sandın? Yolların bana aşktır artık. Sesim bende bir yabancı gibi şaşarım. Gönlümün takvimine şiir oldu yüzün ararım. Ah, bulmak o kadar kolay mı sandın? Aşktır artık. Ah, bulmak o kadar kolay.
kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık. Ah bulmak o kadar kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık. Ah bulmak o kadar kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık. Ya Ferit, yeter oğlum, bir dur. Allah aşkına. Ya ne dur abi, ne dur ya? Lan bu kız nereye gitti abi? Bak gerekirse her park, her sokak arayacağız, yine de bulacağız Seyran'ı. Oğlum koca İstanbul. Neresini arayacaksın, nasıl arayacaksın? Arayacağım abi, arayacağım. Gerekirse arayacağım. Lan nereye gidecek bu kız? Evde çantasını bırakmış, yanında ne para almış ne kart almış, bir tek kimliğini almış yanına. Hayır, gidecek de kimsesi yok ki. Uzaklaşmak istese de uzaklaşamaz yani. Tamam, başka yere bakalım o zaman. Bir otogara falan gidelim. Ne otogarı lan? Lan şanlı kızı sonuçta. Hiçbir otobüs geri çevirmez, Antep'e gitmiş olmasın. Ya yok yok abi ya, yok Seyran bu sefer İstanbul'dan uzaklaşmaz. Okulunu halletmiş, kaydını halletmiş. Bırakmaz ki okulunu. Lan salak kafam benim lan. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Lan nasıl aklıma gelmedi Ferit ya? Nereye oğlum? Ala. Göreyim değil mi? He? Göreyim değil mi? Dün beslediğimiz köpek şimdi bizim üzerimize yürüyor. Ne ettiysen kendin ettin Kazım. Ben sana deme dedikçe dedin. Dövme dedikçe dövdün. Korkuttuğun üstüne sen bile çıkamayın Kazım. Babam beni hiç dövmezdi değil mi? Hı? Hiç. Bir kere bile bana vurmadı değil mi? Bir kere itiraz ettim. Belimde odun kırıydı, odun odun. Benim babam belimde odun kırıydı. Bir kere bir şey diyebildim mi ya? Allah! Razı olsun. Bak. Aha babam sayesinde ağa oldum ha. Kazım ağa bu sayede. He ya, ne oldun ama? Az önce essin gürledin. Ettin Kazım ağalığını. Şimdi sıra Halis Gorhan'ın ağalığını görmede. Göreceğiz. O mu ağa? Ben ne ağa göreceğiz. Thank you.
Günaydın. Bitki çayınızı getirdim. Kim çay istedi senden? Her sabah içtiğiniz için. Sen kim oluyorsun da benim odama izinsiz giriyorsun? Ben yanlış yaptıysam özür dilerim. Üç kere çaldım ama siz cevap vermeyince. Cevap vermeyince öyle kafama göre gireyim dedin öyle mi? Çok özür dilerim. Kim topla dedi sana? Kim topla dedi? Ben ne öğrettilerse onu yapmaya çalışıyorum. Affedin lütfen. Bana bak! Bana bak! Ben bu odada olayım olmayayım buraya girmeyeceksin. Duydun mu beni? Girmeyeceksin. Gebertirim seni. Gebertirim, bitiririm seni. Defol şimdi hadsiz. Ayşen. Ben bir şey yapmadım. Sen ne dediysen onu yaptım. Kapıyı üç kere çaldım. Sonra araladım. Kızım. Güzel Nuri. Tamam kızım. Tamam. Şimdi anlat Ahmet Hanım. İfakat Hanım. Odasına girdim diye çok sinirlendi. Bağırdı, çağırdı. Sonra boğazımı sıktı. Kızım, sen yanlış hiçbir şey yapmadın. Neyi sinirlendiyse tümüncünü kızcağızdan çıkarmış manyak kadın. Tabii, niye? Çünkü elin altında bir sultancık var mı artık? Yok. Sakın. O kadının adını alma mutfağımda. Atları bassın. Gözümün yavrum. Allah hepsinin belasını verdi. Vermeye de devam edeceğim. Bunlar onların iyi günleri. Sonra ağzımı açtıracak. Olacak. Suna, bir gel hele. Ben bir babana bakayım. Günaydın.
Sen burada mı uyudun? Ha, yok, uyumayacaktım da bir içim geçmiş biraz galiba. Konuşalım mı? İyi misin? Sence? Dün olanların hiçbir böyle olsun istemezdim sana. Sen benim için üzülme ya. Üzülme yani. Benim kaderim zaten böyle hep. Hayallerim, sevinçlerim, isteklerim hep böyle yarım kalır zaten. Üzülme yani. Kusura bakma, böyle boş boş konuşuyorum, darlıyorum seni de. Aldırma yani. Anladın mı? Üzülme, boş ver. Annen hiç üzülmemiştir, eminim. Konuşmuşsunuzdur da zaten siz. Yani aradım açmadı ama bak, olanlarla ilgili annemin ne düşündü benim. Umurumda bile değil Suna. İnan bana. Ne umurunda peki senin Kaya? Ha? Ne istiyorsun hala benden? İyi olmanı Suna. Ya boşversene ya. Allah aşkına. İşine bile gelmiştir senin nikahın iptal olması. Sonuçta acıdığın, zavallı olduğunu düşündüğün biriyle evlenip eline ne geçecekti ki? Aynen. Duydum annenle konuştuklarını. Ama çok haklısın biliyor musun? Çok haklısın. Ben o kadar zavallıyım ki. Bana acıdığını, zavallı olduğunu düşündüğünü bile bile yine de seninle evlenecektim biliyor musun? Neden? Çünkü bıktım. Bıktım. Bıktım, bıktım. Babamdan, bu yaşadığım hayattan, devamlı ezilmekten, hor görülmekten bıktım. Bir kez olsun hayatımın başrolü olmak istedim. Ama kendi yaptığım kötülük ayağıma dolandı işte. Hepsi benim suçum oldu yani. O yüzden sen kendini suçlama. Bana acıma da. Acımıyorum. Suna, bak sakın. Bu olanların hiçbiri için kendini suçlama sakın. Bizim ikimizin de bir suçu yok. Benim var. Benim var. Ben gördüm Pelin'in müştemilatta saklandığını, gördüm. Gördüm, gözlerimle gördüm. Şoke oldum ilk önce. Sonra geldim Seyran'a söylemeye çalıştım, olmadı. Nikah telaşı girdi araya, dedim ki nikahtan sonra söylerim, söyleyecektim. Gerçekten söyleyecektim ama olmadı işte. Benim kardeşim bu rezilliği herkesin içinde öğrendi işte böyle. Benim de suçum var. Ben senin düşündüğün kadar zavallıyım. Belki daha da fazla zavallıyım. Çıkar mısın Kaya? Artık odadan. Zaten Halis abi bizi daha fazla tutmaz burada. Tamam. Sen de. Git artık. Al bunları da. Tamam. Birbirimizi de görmeyiz artık daha fazla. Kendine de başka bir piyon bulursun, tamam mı? Çıkar mısın artık odadan? Çok özür dilerim. Kaya tamam. Çıkar mısın artık odadan? Teşekkür ederim.
Gerçekten özre değer gördüğün için teşekkür ederim. En azından buna değer gördüğün için teşekkür ederim. Çıkar mısın artık odadan? Çık. Kapalı. Ulan Seyran. Ulan Seyran. Ben sana o lafları tek tek yutturmayacağım mı ha? Tek tek yutturmayacağım mı? Hı? Sen bana böyle değil ha? Telefonun kapalı. Tek tek yutturucum babacım diye ayaklarına kapanmayacağım mı sen benim? Bana bak. Bana doğruyu söyle. O kardeşinle konuştun mu sen? Konuşmadım. Annem de yanımdaydı zaten. Arasa ne olucu, aramasa ne olucu? Siz demediniz mi? Kız delirdi, kafa gitti. Gitti. Gitti, onun kafa gitti. Benim de bunca yıllık emeklerim, bunca zamanım gitti, hala. Gitti. Allah'tan, Allah'tan o damat geri zekalı salak da kız ne etse, ne yapsa vazgeçmiyor ondan. Kendine baksın ilk önce. Seyran yeterince sabretti zaten yaptıklarını. Sen de kardeşini özlenme lan. Kardeşini özlenme yemin edeyim var ya, o dilini çıkartma, kopartırım ha. Karı koca onlar. Karı koca. Olur böyle şeyler. Sonunda halledecek. Barışıcılar lan. Barışsalar ne olucu? Seyran'ın bir daha asla dönmez bu eve. Dönmez. Nereye dönmüyor ya? Nereye dönmüyor onu var ya? Anırta anırta buraya döndürmeyen Kazım Ağa değildir ya. Kaya nerede? Kaya. He? Öteki damat nerede? Geç söyle. Kıyamadık zaten nikaha. Geç çağır. Halede koş şu işi. Kaya gitti baba. Nereye gitti? Gitmek ne demek? Ne zaman döneceğim? Bir önemi yok. Evlenmek istemiyor benimle. Ya böyle bir şeye nasıl izin verirsin adamın gitmesine ulan he? Seni şurası da parçalayayım mı, öldüreyim mi? Bıktım lan senden. İstemiyor işte baba beni. Sevmiyor. Acıyor diyorum bana. Sen kendi öz evladını sevmezken el alemin adamı niye beni istesin ki? Acıymış ha. Ulan acıysa, acıysa kendini daha fazla acındır Aydın. Adamı nasıl gönderirsin lan? He? Ben sana böyle mi öğrettim? Kazım Bey. Ne? Destursuz nereye gireyim sen ya Latif Bey? Ailem var burada, konuştuk ya. Sen nereye gireyim ha? Ağam ailenizi alıp gitmenizi istiyor. O ne demek Latif? Kovar gibi ne diyorsun sen ya? Tam da öyle. Dün yaptığınız saygısızlıkla bunu maalesef siz istediniz. Zorluk çıkarırsanız, taşkınlık yaparsanız korumalar sizi yaka paça dışarı atacaklar. Sessizce çıkıp gidin. Kimsenin daha fazla kalbi de onuru da kırılmasın. Rezil kepaz ettin bizi Kazım. Bir atımız, bir şanımız vardı. İki paralık oldu senin yüzünden. Baban onca şey boşuna dememiş vaktiyle. Kovmak ne demek lan? Kovmak ne demek Latif? Ev onun. İstediğine kapıyı açar, istediğine kapatır. Ha biz hangi sıfatla burada duracağız? Kızının biri çekmiş gitmiş. Öbürünü zavallı diye vazgeçmiş. Ha? Sen de hiç erkeklik gururu yok mu? Ha? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun senin babalığına da, ağalığına da. Terseri sıfatına. Kazım Bey, uzatmayalım artık. Lütfen.
Sen istersen kal. Gebersinler seni burada. Karakolluk ol. Ben Suna'yı da Esme'yi de alıp gideyim. Esme, Suna. Hazırlanın, toplayın eşyalarınızı. Ben size taksi çağırdım. Birazdan burada olur. Sana yemin edeyim. Ölmüş babamın üstüne yemin edeyim. Sana yapılan bu haksızlığın hesabını tek sorucum onlardan. Sen ettin Kazım. Hem kendine ettin hem bize ettin. Kimse de suç arama. Kendi kızlarının gururunu ezip geçtin. Benimkini çiğneme, bu bana yeter. Biz artık bu evde duramayız. Duramayız. Gidelim Kazım. Bir otele gidelim. Korhanlardan bize düşen o eve dönemem. Ne işin var senin burada? Seni izledim bütün gece. Selam. İyi olduğundan emin olmam lazım. Gayet iyiyim ben. Nasıl buldun beni? Gidecek başka yerin yok çünkü. Doğru. Ama buraya geldiğine göre... Artık buradan da gitmem gerekiyor. Bırak. Anla artık Seyran. Nereye gidersen git, bırakmayacağım peşini, biliyorsun. Biliyorsun Seyran. Bu arada çocuğunla annesini de mi getireceksin yanında? Seyran, ne olur biraz... Bak, sakinken oturup baş başa konuşalım. Seninle konuşmak istemiyorum. Sesini duymak istemiyorum Ferit. Bu kadar zor mu anlaması? Evet. Evet, bunu anlamak bu kadar zor Seyran. Ya daha dün beni, birbirimizi bu kadar severken bitemez çünkü. Bitemez Seyran. Biliyorum. Sen de seviyorsun beni. Seviyordum. Benim sevdiğim dediğim adam. Şu an karşımda duran kişi değil. Ben bu yalancı, güvenilmez adamı tanımıyorum. Ben aynı kişiyim Seyran. Yine kendi kendime salak kafam bir şeyleri halletmeye çalışırken elime yüzüme bulaştırdım elime işte. Elime yüzüne bulaştırdığın şey ne Ferit? Hı? Çocuğunla annesini benden gizleyememek mi? Sakın, sakın bir daha karşıma çıkma. Seni duymak istemiyorum. Seyran. 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 Taksi. Taksi. Seyran. Ferit, ne yapıyorsun ya? Gay. Bırak. Seyran, bir durur musun? Bir dur. Ferit, bırak. Dur abi, beyler beyine gidiyoruz hadi. Hayır Ferit, gelmeyeceğim oraya. Seyran. Tamam mı? Asla. Geleceksin. Asla, bırak. Ya konuşacağız. Bir Ferit, dur bırak. Seyran. Sürer misin bırak. Abi? Hadi. Ya bırak diyorum. Seyran, dur. Ya Ferit, zorla mı götüreceksin ya? Bırak. Hayır. Abi, bak karım o benim, tamam mı? Ne olur sür hadi. Bırak. Seyran, konuşalım ne bırak olur. Bırak diyorum sana ya. Konuşalım. Bırak, gelmeyeceğim. İstemiyorum. Seyran. Bırak. Dur, bırak. Dur. Bırak. Bırak. Seyran.
Seyran. Seyran bir dur ya. Seyran bir dursana ya. Seyran bir dur ne olur. Seyran. Ya Seyran. 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 Git artık. Git. Çık hayatımdan. Seyran. Bırak artık peşimi. Çık hayatımdan ya. Çık, çık. Git. Git, çık hayatımdan. Yapamam Seyran. Neden? Yapamam. Hiç dokunma bana. Dokunma. Seyran. Çok özür dilerim senden. Yüzlerce, binlerce kez özür dilerim Seyran. Ben seni aldatmadım. Ben sana ihanet etmedim Seyran. Etmedim. İnan bana ne olur. İnan bana çok önceden de Seyran. İnan. Daha senin beni sevdiğini bile bilmiyordum tam. Yemin ederim. Ne olur inan bana. Seyran ne olur inan bana. Tabii elinden ayrılmadan önce beni garantiye almak istedin. Hayır öyle bir şey değil. Ne önemi var? Öğrendiğinde bana gelseydin. Ya korktum ya. Seni kaybetmekten korktum Seyran. Korktun. Korktun. Öyle mi? O yüzden mi o kızı getirip benim burnumun dibine soktun Ferit? He? Onun için mi kahramanlık taslayıp onu kaçırdın? Ya cevap ver. Versene. Gözlerime bak. Dinliyorum. Mesele Pelin değil artık. O. Çocuğunu taşıyor olması. Bu da mı yanlış anlaşılma? Bu da mı yalan? Ben hangi birine üzüleyim Ferit? Gözlerimin içine baka baka bana yalan söylemene mi? Beni aptal yerine koymana mı? Yoksa... Yoksa... Babalığı onunla tadacağına mı? Serim, ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Seyran. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Evet seviyorum. Bana sevmeyi sen öğrettin. Ama sevginin yetmediğini şimdi yine sen öğrettin bana. Sözüne güvenmiyorum. Hiçbir şey.
şeyine güvenmiyorum, hiçbir şeyine inanamıyorum artık. Senin bu gözyaşların da sevgin gibi gelip geçici Ferit. Sana kendimi inandıracağım Seyran. Sana söz veriyorum. Doğruyu söylediğime inandıracağım seni. Tamam mı? Çok geç. Çok geç. Şimdi lütfen Ferit. Yalvarırım sana git. Git. Ne olur bırak. Bırak da en azından gururum bende kalsın. Buyurun Feriz Bey. Bana bakın. Zeyran dışarıya adımını atarsa bana haber vereceksiniz. Bak, gözünüzü dört açacaksınız. Tamam mı? Emredersiniz Feriz Bey. Emredersiniz filan yok. Yok. Bak, bir hatanız olursa yakarım sizi. Anladın mı? Yakarım sizi. Thank you.
Hala, ya ver bana, ver. Bekleyeydin ya beni. Burada bir dakika daha durasım yok. Kazım nerede? Şey, kapıda Sunay'la bekliyorlar. Hala, ben ağır ağır gideyim. Bunu ağam gönderdi. İstemez. Diyecek sözü olan gelir kendi der. Hoş onun dedikleriyle ettikleri de birbirini tutmuyor ya. Yapma Hatice. Kazım'la yüz göz olmak istemiyor ağam. Ama senin ondaki yerini ben biliyorum. Gitmeden önce şunu bir oku. Hem belki... Ne belki Latif, ne belki? Ha beni evinden kovmuş, ha benim yeğenimi. Bunca yıl o mu durdu benim yanımda? Ne bir kıymık kadar sevincimi görüp ortak olabildi, ne bir damla gözyaşımı sildi senin ağan bunca sene. O yüzden kendi canımdan, kanımdan olana nankörlük edecek değilim. Aileme edilen her sözü kendime edilmiş sayarım. O yüzden söyle o ağana, o sevmeyi çoktan unutmuş. O anlar bunu. Günaydın hanımlar. Afiyet olsun. Abim nerede? Şantiyede sıkıntı çıkmış. Erkenden çıktı bugün. Siz de iki kadın dediniz ki oturalım kahvaltımızı yapalım. Hiç demediniz değil mi? Evde misafir var. Dur bari kibarlık edip bekleyelim. Yok. Ha, hoş gelmişsin Niket. Böyle yıllar sonra karşılaşmak ne güzel değil mi? Değil mi? Allah'ın işi işte. Kim bana ne yaşattıysa aynısını yaşadığını görmeyi nasip ediyor Rabbim. Kaya Bey geldi. Bahçede Nükhet Hanım'ı bekliyor. İki lokma yiyemiyorum ya. Çocuğun mu var, derdin var. Pelo, yaz bunu bir kenara. Şş. Ne var yine sizin aranızda? Hiç yok öyle bir şey ya. Öylesine. Bravo. Bravo. Çok güzel oyundu anne. Ne sandın? Seni o sümsüye bırakacağım mı? Bunun için mi Alice Cora'nın veliahtını herkesin önünde sergiledin ha? Aman Kaya. Çocuk zaten doğacak. Ne değişti ki? Ben sadece birazcık rezillik sosu kattım. Seyran da fena kopmuş ha.
Anne sen her şeyi nereden biliyorsun ya? Ha? Anneciğinin her yerde gözü kulağı vardır. Hiç merak etme. Değdi mi peki? Hı? Kendi oğlunun düğününü mahvetmene. Ay senin düğünün mü mahvoldu? Değdi. Seni o ezikten kurtardım işte. Sen rolünü oynadın, düğünü yaptın. Ben o düğünü şenlendirdim. E tamam işte. Sen bilmiyor musun? Ben her zaman oyun içinde oyun kurarım. Oyunun ne olduğunu bir anlasam. Anlatayım. Halis bu ayıbı temizlemek için Pelin'i isteyecek. E Ferit bunu kabullenmeyecek. Dolayısıyla iyice gözden düşecek. Sonra da benim biricik oğlum Halis'in veliahtı olacak. Bu mu yani? Hı hı bu. Beğenemedin mi? Ama biraz zaman alacak. Yani biz ağırdan alalım ki Halis dedeciğin sen varisi olmadan ölmeyi versin. Olaylar olaylar adamın kalbine inecek. Bir dakika o zaman bu planda benim evliliğimin sana bir zararı yok. Ay bu da Allah Allah tak da evlilik de evlilik. Neymiş ya bu suda? Oğlum çık dışarı biraz gez. Kızlarla tanış. Senin bünyende enerji fazlası var. Anne biz Suna'nın hayatını mahvettik. Ama nereye mahvettik? Onun hayatı zaten mahvolmuştu. Biz bir şey yapmadık. Seni inanamıyorum ben bu halinle. Gerçekten inanamıyorum. Anne bak şimdi gidiyoruz. Sen Suna'dan özür diliyorsun. Anne bir şekilde ne yapıp ne edip kendimi affettirmenin bir yolunu bulmam lazım. Çok geç oğlum. Çünkü Halis dedeciğin Kazımları kapı dışarı etmiş. Şefikacığım mesaj attı şimdi. Ne? Ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Bana bak. Nereye gidiyorsun sen? Buraya beni almaya gelmedin mi? Benim işlerim var. Kaya, Kaya. Ne var anne ne? Şu kızın peşine düşme. Bırak gitsin. Yoksa inan yaşadıkları benim ona yaşatacaklarımın yanında fragman kalır. Of açmıyor ya. Kimi arıyorsun kız? Abimi. Pelin'in doktora gitmesi gerekiyor da. İnşallah eğer açarsa izin alacağım. Ay Zerrin, salak mısın sen? Şunların yanında konuşturuyorsun şöyle. Kızı o kadar itip kalktılar. Bir şey olmuş olabilir. Bence de görünmesi gerek doktora. Şimdi izin almayla falan vakit kaybetmeyelim. Olmaz. Şeho hepimizi öldürür vallahi. Şeho. Pelin'cim sen hazırlan, ben götürürüm seni. Şeho bizi öldürür. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Seyran'dan bir haber var mı? Kazım dışarı çıktı. Dolaşıp düşüneceğim dedi. Varsa bir şey söyleyin. Biz mesajlaştık. İyiymiş ama telefonu hala kapalı. Neredeymiş, nereye gitmiş? Yani hala bilmiyor olmamız daha iyi değil mi? Babam döve döve de olsa bize söylettirir çünkü. İyi olduğunu bilelim yeter. Hala, ne olucu böyle? Antep'e geri mi döneceğiz? İnsan içine çıkıcı hal mi kaldı bizde? Bütün bunlar duyulursa el alemin yüzüne nasıl bakacağız? Ya ne yapacağız peki? Milletin lafı sözü bitene, arası uyana kadar kırıp dizimize oturacağız. Seyran mı? Yok hala. Kaya arıyor. Açmayacağım. Kızım arkada alev alev yanan bir ev bıraktık. Belki birine bir şey olmuştur. Aç dinle. Ya mühim bir şey olmasa. Onca olandan sonra seni niye arasın? Söyle bakalım karın ağrın ne senin bebek dışında? Ben evdekiler kadar salak değilim. Nereye böyle? Ferit Pırıl'ı aramış. Az ileride bir yerde beni bekliyormuş. Allah Allah. Derdi ne acaba? Beni merak etmiş olabilir mesela. Pelin, sen bu akılla bu yaşına kadar nasıl geldin? Dua et de Seyran'la seni yüzleştirmeye kalkmasın. O da aklıma geldi Nükhet teyze. Ama olsun. Öylesi daha işime gelir benim. Nasıl yani? Ferit'in önünde yalan mı söyleyeceksin? Hayır.
Zaten ben ne söylersem söyleyeyim Seyran umursamayacak ki. Söylediklerime de inanmayacak. Ama en azından bizi böyle hep birlikte görürse o bana yeter. Aa, kız senin için dedi bir şeytan varmış ya. Aferin sana. Nükhet teyze dayımı sakinleştirebileceği kadar sakinleştirdi. Nükhet'in bu durumdan haberi var mıydı? Senin abiyle olduğundan filan. Kimseye tek kelime bir şey etmedi ben istemiyorum diye. Onlar dayımın iş seyahatleri sebebiyle tanışıyorlar. Ona da tek kelime etmedi. Bir şansın var. Uzaklara gitmek için. Benden başka kimse bilmez yerini. Ne dersin? Neden? İşler daha da büyüsün diye mi? Sen benden daha kötü gözüküyorsun. Ne oldu? Dün bizden sonra ne oldu? Seyran evi terk etti. Şaşırmadım. Haksız da sayılmaz zaten. Şok olmuştur kız. Gerçekleri de bilmiyor. Defalarca unutmaya çalıştım. Dinlemedi beni. Bana inanmıyor. Asla güvenmiyor. Ferit yapma. Ağlama. Pelin. Bak ben şu zamana kadar senin karşında hiç bu kadar çaresiz olmadım. Hiç. Pelin. Ne olur Seyran'la konuş. Ne olur. Anlat ona. Ne olur benim. Ne olur onunla konuş. Benim hiçbir suçum olmadığını onu söyle. Ne olur yalvarırım sana. Ferit sen benden nasıl böyle bir şey istersin ya? Ya ben kimden ne isteyeceğimi bilmiyorum artık. Benim hiçbir çarem kalmadı ya. Ya kime sığınayım ben? Kimden yardım isteyeyim? Belki sen ikna edebilirsin diye düşündüm Pelin. Lütfen. Olur ya. Olur ya, varım sana. Lütfen. Ferit, benim konuşmam her şeyi daha kötü hale getirmez mi? Daha her şey ne kadar kötü olabilir abi benim? Daha ne kadar kötü olacak? Lütfen bak. Biliyorum bu istediğim şey çok saçma senden. Biliyorum. Ama olur. Pelin. Alo. Ne olur.
Nasılsın? İyiyim. Babam gelecek birazdan dışarıda. İkimizi birlikte görmesin. Tamam, merak etme. Ben çok uzun tutmamaya çalışacağım. Suna, ben evde olsaydım böyle gönderilmenize asla izin vermezdim. Biliyorsun. Hayır Kaya. Sen yanlış biliyorsun. Çünkü sen istesen de istemesen de Haris Korhan bizi göndermek isterse gönderirdi. O yalada her şey onun istediği gibi oluyor. Hala öğrenemedi mi bugüne kadar? Şimdilik belki öyle. Ama beni kıramaz. Bana yaşanmamış bir çocukluk, bir hayat borcu var. Ne güzel. Senin adına çok sevindim. Şimdi yalıya dönünce annenle borç alacak hesabı yaparsınız artık. Annem beni anlamıyorsun ha. Beni sadece sen anlayabilirsin. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Acıdığın, zavallı gördüğün biri mi anlayacak seni? Benim çocukluğum bağımlı bir babayla ve anca o ilaçlarla ayakta durabilen bir anneyle geçti. Benim maalesef o gün benim ağzımdan çıkan sözler annemle konuşurken belki de yani yıllarca kendime söylemek istediğim şeylerdi onlar. Kaya, benimle oynama. Oynamıyorum, oynamıyorum. Oynamıyorum. Ben ilk defa gerçekten itiraf ediyorum bunlara. Geçmişimizi değiştiremeyiz. Ama yarın ne olacağı bizim elimizde Suna. Ben buraya gelmeden belediyeyi aradım. Onlarla konuştum. Nikahımız yarım kaldığı için bize bir istisna gösterebileceklermiş. Yani evlenmek için tek yapmamız gereken oraya gidip imzayı atmak, o kadar. Sonra? Sonra beraber el ele oyalıya geri döneceğiz. Yapamam. Niye? Hı? O kadar kötü bir alternatif miyim ben senin için? Peki. Babanla yaşayacağın şeyler ne olacak? Onu sana yaşatacakları. Ha? Olmaz. Olur. Biz istersek her şey olur. Ben sana mutlu sonla biten bir masal vaat etmiyorum. Edemem. Ama o masalın son sayfasına kadar senin arkanda olacağımı, yanında olacağımı, sana ne yaparsan yap destek olacağımı söz veriyorum. Uzat elini bana. Bir insan kaderini nereden bilebilir ki? Biz o gün geldiğinde mutlu da olsak, mutsuz da olsak, senin yüzünde şu ufak bir tebessüm olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve ben Haris Koran'dan, sen Kazım Şanlı'dan intikamımızı alacağız. Hatta bütün dünyadan. Evlen benimle. Şimdi. Hemen. Bugün.
Ne oluyor? Kazım Bey. Biz evleniyoruz. Hoş geldin damat. Hoş geldin. Büyüklük gösterdik. Dedik ki... sakince çözelim. Ama sen ne yaptın? Torunumu dövdün. Benim torunumu... Halis Korhan'ın torununu. Yetmedi, kalktın geldin, düğünümüzü bastın. Sen kendini ne sandın be adam? Sen bizim sessizliğimizi... hiç anlamamışsın Şehmuz Efendi. Ama ben sana anlatmasını bilirim. Sen o kızı kendi ayaklarına tıpış tıpış getireceksin. Kendi ellerinle bize teslim edeceksin. Yoksa ben bu ayakları... bu elleri... keserim. Anladın mı beni Şehmuz Efendi? Eğer ben de senin sülalen... benim de anım... yanık Şehmuz değil. Yamyam ailesi. Hepinizi yakacağım lan! Hepinizi yakacağım! Evet. Bunlar müessesemizin ikramı kızlar. Buyurun. Bayılıyorum senin şu simitlerine biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Saçmalama, para bile vermedim zaten. Sormadım ama seviyorsundur umarım. Eğer bir problem varsa ben Ahmet abiyi çağırayım mı? Yok. Emin misin? Eminim, ben hallederim.
Seyran. Dokunma bana. Dokunma. Biliyorum. Çok kızgınsın bana. Senden son bir şey isteyeceğim Seyran. Son bir kez. Pelin'le konuşmanı istiyorum. Son kez. İşte o zaman yalan söylemediğimi anlayacaksın. Seyran. Fazla vaktini almayacağım. İstemezsen zaten bir daha beni görmezsin. Ama Ferit'e haksızlık etme lütfen. Bir kez Seyran. Bak sana yemin ederim. İstemezsen bir daha çıkmam karşına. Rahatsız etmem seni. Çok eskiden olmuş bir şeydi Seyran. Benim büyüğüm hep düzensizdi. Ben de geç fark ettim. Yani benim de sonradan haberim oldu. Ferit'le siz başladığınızdan beri bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten evlilik meselesinde de Ferit beni kabul etmedi biliyorsun. Oradan baktığımda nasıl durduğunun farkındayım. Ama Ferit'in söylediği her şey doğru. Ben çok geç çıktım onun karşısına. Cesaret edemedim. Ama o seni bırakmayı hiç düşünmedi. Seni kaybetmekten korktu hep. Bitti mi? Aslında hiç çıkmayacaktım karşısına ama o zaman da ona haksızlık edeceğimi düşündüm. Bitti mi? Seyran bak. Sana yemin ederim her şeyi duyduğun gibi. Ben yalan söylemiyorum sana. Ben seni çok seviyorum Seyran. Benim için bu hayatta senden başka bir kadın yok. Başka öğrenmek istediğim bir şey varsa Pelin'e sorabilirsin. Bir kadın olarak senin karşına çıkmak, seninle bunları konuşmak inan ki benim için çok zor. Ama buradan da anla işte. Ferit ve biz diye bir şey yok. Biz sadece oğlumuz için bir araya gelmek zorundayız. Başka da bir bağımız yok. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Seyran. Seyran. Ne güzel yav, ne güzel. İşte bu yav. Yoş, benim güzel kızım, aslan damadım. Şu resimlerin güzelliğine bak ya. Kazım Bey, biraz da biz bakalım mı? Sonuçta bu evlilik cüzdanı gelinde olur genelde. Gelin babasında değil. İyi, iyi de ama sen ne diyorsan o al.
Hadi hadi. Ağayı bekletmeyek ya. İçeri girek. Kızım sen de suratını asma artık ya. Merak etme, halayı da getireceğim, ananı da getireceğim. Sen hiç merak etme benim güzel kızım. Aslan damadım. Sen gelmiyorsun Kazım Ağa. Ben değilim lan sen. Abidin Bey. Atın bu adamı dışarı. Ve bir daha sakın içeri girmesine izin vermeyin. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun ha? Duymadın mı Abidin? Atın bu adamı. Ne diyor lan? Sakın. Karıma sesini yükseltme. Siz ne bekliyorsunuz? Duymadınız mı karımı? Alın şu adamı dışarı. Hadi, hadi. Maliniz lan? Lan siz kimsiniz lan? Bağır! Lan şuna! Lan şuna! Buraya gel! Sana diyeyim lan! Seni bırakır mıyım lan ben burada şuna? Buraya geldim lan! Bana bırak lan! Ah! Şuna bunların hesabını sana soracağım lan! Lan şerefsiz lan ya! Allahsızlar! Seyran. Seyran anlamıyorum ya. Niye inanmıyorsun bana? Niye gidiyorsun? Ya kızı getirmişsin. Bir de utanmadan benimle konuşturuyorsun. Sana daha ne diyeyim Ferit? Ya başka çarem mi var benim Seyran? Ha?
Ya bana inan, beni anla diye elimden ne geliyorsa sana yapıyorum işte. Sana inansam da, seni anlasam da hiçbir şey değişmeyecek bu saatten sonra. Ya benden çocuğunu sakladığın yalan değil. Bir çocuğun olacak, o da yalan değil. Benim artık bir şey duymaya ihtiyacım yok ki. Niye yapıyorsun ya bunu bize? Niye? Az bile yapıyorum Ferit ya. Emin ol, az bile yapıyorum. Sen o kadar aşağılık bir adammışsın ki. Hem beni, hem çocuğunun annesini nasıl bir duruma soktuğunu farkında bile değilsin Ferit. Ya o kız orada ne hissetti, ben ne hissettim? Senin umurunda bile değil, değil mi? Bencillik gözünü kör etmiş senin. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Seyran. Ben seni çok seviyorum. Hayır Ferit. Sen her şeye aynı anda sahip olmak istiyorsun sadece. Mevzu artık sadece senin yalanların da değil. Pelin nasıl bir insan olursa olsun o karnındaki çocuk saf, masum. Onun sana ihtiyacı var. Ama benim yok Ferit. Ben tek başıma da çok güzel bir şekilde kurarım hayatımı. Çok güzel yaşarım. Akşamları kütüphanede kalarak mı yaşayacaksın? Ha? İşin mi var senin? Neyin var senin ya? Kimin var senin? Nereye gideceksin? Nasıl yaşayacaksın tek başına? Nereye mi gideceğim? Bak. Bak. Koskocaman bir hayat var Ferit. Koskocaman bir dünya var Ferit. Senin o küçücük hayatından daha değerli hayalleri olan insanlar var. Ben bu ayaklarımın üzerinde dimdik durup kendi ellerimle kendi mutluluğumu inşa ederim. Kabul et Ferit Korhan. Bu sefer sen kaybettin. Bir daha asla sana dönmeyeceğim. Asla. Bunu bil. Sensiz bu aşka elveda, ağlasam da, yansam da, dayanırım inan. Yokluğuna, hatalara elveda. Bitti. Her sevda bir veda, bin ceza. Hesap sorar sana, sana. Her sevda bir veda, bin ceza. O son bakıştaki dumanlı gözler, mahkum olan o son birkaç damla. Hesap.